oğlum. Beyler çok eğlenmişsiniz ya. Evet. Ben çok eğlendim. Ya çok eğlendik. Ya. Özellikle Cikcik'in Mercan'ın da o gün of yani. Çıkartma aşaması falan da komikti. Onu öyle mi yapsak böyle mi yapsak aldık elimize şeyleri vuruyoruz darbukayı davulu. Ya zaten o kadar eğlenceliydik hakikaten yani. Benim provam vardı. Ben provamı bayağı geç kaldım mesela. Bir saate nasıl geçtiğini bilmiyorduk. Ki yoruluyorduk yani orada bayağı. Ama işte bayağı oynayıp şarkı söyleyip durduk yani. Harika. Çok eğlenceli bir şarkı ya. Çok güzel eyvallah, bir ritim abi, var. Eyvallah abi aynen. Yani belki hani vakit de kalırsa belki programı ilerleyen bölümde tekrar bu kliple veda ederiz. Ama ondan önce bir teaser var. O teaser da harbiden çok komik. Onu da konuşuruz. Orada zaten bir doğaç yaptığın o sahneler. Volkan abi biraz daha filme geleyim. Sonra tekrar o teaser'ı konuşuruz. O teaser'ı yayınlarız. Film böyle biraz sanki ikincisi de olacak gibi bitiriyorsun filmi. Olacak mı? Olur mu? Olur. Ya önümüzü görelim gibi bir şey mi biz yapıyorsun? Biz yapmak istiyoruz ama abi. Seyirci de severse isterse yapacağız. Aynen bu. Yani çok keyif aldık çünkü projeden. Biz karakterleri çok sevdik. Ama biraz az talep meselesi. Yani seyircinin de sevmesi lazım. Onların da talep etmesi lazım ki biz yapalım. Biz daha yazım aşamasında ucunu açık bıraktık. İkinci filme başlangıç oluşturduk. Bakalım alacağımız reaksiyona göre yapmak istiyoruz. Çünkü çok sevdik, çok eğlendik. Hatta hemen bu yaz çekimlerine başlayalım. İkincisine ara vermeden devam edelim istiyoruz. Yani. Tabii tabii biz aramızda konuştuk. Evet, mesela. Hemen Sabri ve Sabri. 14 Şubat'ta başlıyorsunuz güzel. Abi şöyle yani Anadolu komedisinin bir alıcısı var, seveni var, izleyicisi var. Yöre halkı keza çok sever, izler. Ki kaliteli bir şekilde olmuş eğer diyaloglarda ve oyunculuklarda sizinki gibiyse gerçekten de. Sevilmemesi için zaten hiçbir sebep yok. Bundan sonrası için inşallah zaten 3, 4, 5, 6 öyle bir gitsin isterim yani. Yapıyorlar ya. Çok yaşlanmışlar artık. Istemiyoruz da biz. Güzel, tamam. Güzel. Peki abi şimdi şu... Ya Sabri bu kadın neden ağlıyor değil mi? Evet. Nedenini... Hala çözemedik. Hala çözemedik. Niye ağlıyor? Orada tabii hani doğaç yaptığınız sahnelerden biri. Bir teaser olarak kaldı. Bu arada birkaç parça internete yüklediniz değil mi? O evet, diyaloglardan evet. Falan ve çok iyi bir geri dönüş var. Bunun muhtemelen Beyaz Perde'de de geri dönüşü çok güzel olacak. İnşallah. Çok isterim. Beyler hani bu konuda tekrar söylüyorum. Yolunuz açık olsun. Gerçekten siz gibi sinemacılara, oyunculara ihtiyacımız var. Şöyle güzel bir, çok güzel bir ikili geliyor hissiyatına kapıldım ben. Ki evet, muhtemelen izleyenler de o hissiyata kesinlikle kapılacaktır. Tekrar emeğinize sağlık. Özel olarak size de gerçekten hem de teşekkür ederim aynı zamanda. Volkan yani hayırlı olsun diyorum. Programın da sonlarına gireceğiz. Gerçi bir 10 dakikamız var ama o arada bir de şeyi konuşmak istiyorum. Teaser'ı konuşmak istiyorum. Ondan sonra biraz daha filmle ilgili konuşalım. İsterseniz önce bir teaser'ı izleyelim. Sevgili izleyiciler yine internette çok fazla konuşulan, çok fazla beğenilen Yav Sabri bu kadın neden ağlıyor? Teaser'ı gelsin ekrana. Bacı biz koyunları getirmiştik de sanırsam bu evden sipariş verilmiş. Nuri amca evdedir. Babam! Eğer ki içerideyse biz hiç içeriye girmeyelim, hele koyunları verelim gidelim. Çünkü bizim daha çok işimiz vardır. Daha öteki bir koyuna götürüp başka bir insana vereceğiz. Ya Sabri bu kadın neden ağlıyor? Ya ne bileyim kardeşim ya. Bacı, 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 bacı. Senin göz yaşın benim içime dert olur, dert olur. Hoplayın buraya gelecek. 13 Şubat'ta sinemalarda. Sabahattin. Abi çok iyi bir performans. Teşekkür ne oldu ederim. Orada anlatsana. Ne oldu? Ben özgürlüğüme kavuştum orada. Yani çünkü işte bizim bu filmde biraz aslında karakterlerinde şöyle bir özelliği var. Sabri gerçekten çok saf ve çok temiz bir adam. Sinirlerine hakim olamayan falan bir adam. Onu dizginleyen adam da genelde medeni. Medeni de işte isminden de anlaşılacağı üzere yarı medeni bir adam. Yarı yarı bilgileri var ve o bilgiler ışığında da işte çok bilmiş konuşma ama yarım yamalak bilgiye sahip olduğu için de hep hatalı konuşan bir adam.
Ve bu yüzden de sağ olsunlar bayağı yazmışlar Medeni'ye. Benim böyle kallavi tiratlarım vardı Habire. Ve ben hep setin durmasına falan sebep oluyordum. Çünkü Habire o ezber gidiyordu, bir şeyler oluyordu falan. Ve kendime de sinir oluyordum bu durumdan ötürü. Hatta bana şey, ya Sabahattin sinema işte sakin ol tamam. Bir şey yok yine yapacağız falan filan. Yeniden tabii o duruma dönüyorduk. Ama orada benim en az lafımın olduğu sahneydi. Ve dedim ki tamam ben bugün istediğim kadar eğlenebilirim dedim. Ve ondan sonra zaten bayağı koy verdik gittik. Değil mi? Ve yani o sahne gerçekten çok eğlenceli bir hale geldi benim için özellikle. Yani. Bacı yaptı ondan sonra durun bunu yapmamız lazım. Tabii bayağı devamlı artık uzun havalar bir şeyler falan artık her şey geldi yani. Çok güzel. Çok eğlendiniz. Ayrıca böyle bir hani demin de söyleyince aklıma geldi bir sorayım dedi. Böyle bir gerginlik falan oldu mu? Stres, sinir. Tabii hadi kaldı. Şunu yetiştirelim. Tabii. İkiniz mi özellikle? Tabii. Ben her seferinde gidip işte set için çağırıyorlardı bizi. Sizi bekliyorlar diyorlardı. Ben Yücel'e bir şey demeden gidiyordum. Hocam gelmiyormuş. Ben başrolüm gelmiyorum diyor falan. İlk defa bana ne yaptı biliyor musun? Burada abi şunu bir açık otur. Tamam, bir dakika. Şimdi mezar sahnemiz var. Kamera burada önümüzde duruyor işte. İkimiz de sağdan böyle, birimiz sağdan birimiz soldan gideceğiz. Şu sahne. O sırada da ben bir şey yapıyorum falan. Volkan geldi, Sabo'ya anlattı nasıl yapacağımızı. Sabo da geldi bana dedi ki, ben dedi sağdan gidecekmişim, sen de bana doğru böyle kameranın sağından ikimiz de çıkacakmışız. Allah Allah dedim, öyle bir şey olması imkansız ya nasıl? Ya dedim yani. Kafasında demek farklı bir şey var dedim. Bir şey deniyor yine. Çünkü yönetmenin ikide bir gelip, ya rüyamda şöyle bir şey gördüm, bu sahneyi denesek. Evet, öyle de şeyler oluyor. Yücel de onu duyunca, tamam demek ki öyle yani bir şey dedi. Yani demek ki var biz bildiği yani, sonra bir şey deniyor. Ondan sonra ben de sağdan gittim, ondan sonra böyle yaptılar. Tamam kestik. Abi ne yapıyorsun? Ben şey oldum. Ay söylemeyi unuttum. Şaka olduğunu söyleyecek. Nasıl sinirlenmişim ben? Neden öyle diyorsun? Bayağı ama ben gülme krizine giriyorum. O bayağı sinirden attı falan. Vallahi Yücel unuttum. Gerçekten unuttum. Gerçekten söyleyecek. Böyle 5 saniye falan ben böyle kafam kıpkırmızı oldu falan sonra. Ben de gülmeye başladım tabii. Sabo neden böyle şeyler yapıyorsun abi? Ya ve çok bunu çok yapmış anladım. Ya kendine. Yaşı kemale ermiş. Güzel abi. Ya ondan daha şey durduğum için, genç durduğum için o yüzden böyle çocuk yönlerimi hep ona göstermek istedim. Süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada ikiniz aynı tiyatroda mısınız? Evet. Aynı oyunda mısınız abi? Hayır. Yok aynı oyunda değiliz. Değiliz. Tamam. İki ayrı tiyatrodayız. Hayatınızda tiyatroda var. Yani. Evet. Tamam. Hayatınızda tiyatroda var. Hani evet. Onu da belirtmek istedim. Evet, evet. Eyvallah. Çok güzel. Volkan, abi son cümleleri de sana veriyorum tekrar. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir rüya görüyorsun. Bir köprüde aslanla koyun karşı karşıya ve film ekibinin ismi galiba oradan çıkıyor. Rüyaların, hayallerin gerçek olsun. Teşekkür sevgili kardeşim. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun, nedir planın, ne yapıyorsun? Ya aslında sadece benim rüyam değil, hepimizin rüyasıydı. Beraber gördük. Beraber gördük. Yani koyun ya he mi diyordu rüyanızda? Sağ olsun çok değerli abilerimiz bu işte bize yardımcı oldu. Ailelerimiz çok yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ederiz. İnşallah her şeyden önemlisi onların emeklerini, karşılıklarını verebiliriz. Güzel bir iş. Dediğim gibi yani sosyal medyada artık hemen hemen herkes tanıyor. Endişeli olanlar da var. Teaser'ları burada gösterdik. O konuda da bir şey söylemek istiyorum. Böyle genelde sosyal medyada şey dönüyor yani hani insanların şöyle bir endişesi var. Filmin tamamını verdiniz neredeyse diye. Biz toplamda iki tane teaser verdik. Bir de fragmanımız var. Dakikaya vurduğunuz zaman 4 dakika yapıyor. Film 90 dakika. Evet. 4 dakikası böyle ses getirdiyse 4 dakikası böyle ses getirdiyse yani 90 dakikaya daha fazlasını onlara vaat ediyoruz. Yılın en samimi komedi filmi. Çıkış yolumuz o zaten. O özlenen, Yeşilçam'da özlenen samimiyeti tekrardan bir harlamak istedik. Belki ilerleyen yıllarda oraya ucundan kıyısından yaklaşacağız. Emektarlara, Yeşilçam'daki emektarlara saygı duruşu niteliğinde bir iş yapmak istedik. İnşallah seyirci de gelir. Bizim heyecanımıza, samimiyetimize salonda paylaşır diye umut ediyoruz. Süper. Yücel Gökçek, Sabahattin Yakut ve Volkan Özgümüş. Beyler çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yolunuz tekrar açık olsun. Yahu he tekrar söylüyoruz. 13 Şubat'ta sinemalarda. 14 Şubat'ta dansız alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Alırız da online'ına bir dam baksın. Tamam. Kapıdaki arkadaşlar falan tanıdık. Onlar rica. Tamamdır. Adımı çok versin. Sağ olun tekrar. Eyvallah.
Sevgili izleyiciler, Kısa Film Festivali'nin de burada sonuna geliyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Gireyim mi? Ya haydi başla. Yazdım peş peşe, bizim oda dört köşe. Eğer mektubu yazmazsam, elim ayağım şişe. Cik, 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 cik. Cik ciki mercan, ciki mercan. Ben derdim ah, sen de can. Cik ciki mercan, ciki mercan. Cik ciki mercan, ciki mercan. Can can mercan, can mercan. Can kurban canım mercan.